Maç öncesi artık her şey hazır. Salonda, tribünde yavaş yavaş havaya girmiş durumda. Ben İsmail Şenol, Hakan Demirel'le birlikte bu maçı sizlere sunacağız. Hakan, neler bekliyorsun bugünkü karşılaşmadan? Tribünler de bu maçı çok istiyor. Galibiyet bekliyoruz İsmail. Yani geçen hafta her şey çok olumluydu. Bu biraz bize de, beklenti bize de yansıdı. Oyuncular da aynı şekilde maçın başlangıcında, hani şey gibi düşün, sezon başlangıcında çok iyi idman yaparsın ama sezonun ilk maçlarında o üstündeki baskıyı atmak birkaç maçı alır. Barcelona maçı biraz öyleydi. Ama şimdi onun üstüne hem Fenerbahçe takım olarak daha fazla, tam takım olarak daha fazla idman şansı elde etmiş oldu. Hem de o mağlubiyetten yaptığı çıkarımları bu maçta daha iyi bir şekilde, sahaya olumlu şekilde yansıtma şansı bulmuş oldu. Ve taraftar her zamanki sezon başından beri müthiş bir destek vermeye devam ediyor. Olimpia Milano sezon başında Mike James'le yolları ayırdıktan sonra farklı bir yapıya gitmek istemişti. Birden fazla top yönlendiricisine sahip yeni bir takım yapı kurmak istemişti ama sakatlıklar belki de sezonun gidişatı onları yeniden başka bir yapıya döndürmek zorunda kaldı. Şu anda da Keeper Sykes onlar için birebir de skor üretebilen bir kısa yapısında. Sykes'ın transferiyle beraber değişen Milano oyununu nasıl anlatırsın? Yani mecbur kaldı. Baktığınızda Milano'da 5 oyuncu, yani Sergio Rodriguez, Mitsov, Roll, Tarçescu ve Scola sahada çok çok fazla diğer oyunculara oranla vakit geçiriyordu. Şimdi ana planı bu şekilde olduktan sonra rotasyonla fark yaratamadığında farklı bir hücum çeşitliliği katmak zorunda kaldı. Bununla sezon ortasına Keeper Sykes da katmaya çalışıyor ki şu anda son birkaç maç hep onu ilk 5'e sahaya atıp Sergio Rodriguez'i bench'ten getirmek gibi bir planı var. Çünkü iki takım da baktığında Fenerbahçe rotasyona başladığında farkını ortaya koyan bir takım. Fenerbahçe'de yavaş yavaş ağır planı belli olurken, yan roller işin içine girerken Milano'da burada ezilmek istememek için ilk 5'e Keeper Sykes sahada başlatıp Sergio Rodriguez gibi oyuncu, Nemanja Nedović gibi oyuncuları kenardan getirmeye çalışacak. Hemen 5'lerden bahsedelim. Önce konuk ekip Keeper Sykes, Michael Rowe, Vladimir Mitsov, Luis Scola ve Caleb Tarçevski 5'iyle başlıyor Olimpia Milano. Öte yandan bizde Kostas Lukas oyun kurucu pozisyonunda, forvetlerde Nando De Colo ve Gigi Datome var. Pot altında da Nikola Kalinic ve Jan Veseli yer alıyor. Ve maç öncesinde Turkish Airlines Euroleague marşı geliyor. Tribünlerinin geçen haftadan sonra Barcelona'ya karşı oynanan maçtan sonra Euroleague'e bir tepkisi var. Maçın hakem yönetimiyle alakalı. Bugün de Hristos Christodoulou, Carlos Perugia ve Sancho Petek üçlüsü maçı yönetecek. Artık her şey hazır. Jan Veseli ve Caleb Tarçevski ikilisi hava atışına çıkacak. Ile birlikte ilk hücum Olimpia Milano'nun. Vladimir Mitsov. Keeper Sykes. Michael Roll, Vladimir Mitsov'a. Mitsov. Dışarıda Luis Scola. Tekrar Mitsov'a. Fake. Mitsov 3 sayılık atışı. Başarılı değil. Rebound'u Nando De Colo aldı. Kostas Lukas. Nando De Colo tepede. Jan Veseli'nin perdesi.
De Colo dışarıya çıkardı. Nikola Kalinic. Kalinic potaya gitti. Fake. Dışarıda Kostas Lukas. 3 saniye. 2 saniye. Lukas dışarıya çıkarmak istedi. Gigi Datome. Top kaybı. Bir kere iki takımın da yarı saha hücumlarını sonuna kadar oynamayı tercih ettiğini önceden belirtelim. Yani 4 saniye altında bitirilen yarı saha hücumları iki takımın da özelliklerinden. Maçın başlangıcı itibariyle Dante De Colo'nun Veseli ile ikili oyun üzerinden pozisyon yaratmaya çalıştı. Ama orada doğru açı bulamadık. Keeper Sykes. Kostas Lukas savunuyor onu. Sykes vücudunu araya koydu. Dışarıda Vladimir Mitsov. Mitsov potaya gitti. Araya girdi savunma. Tekrar Vladimir Mitsov dönerek atışı süre dolarken isabet yok. Rebound'u Gigi Datome'ye aldı. Mitsov ve Makro'nun yarı sahada üzerindeki savunmaları çok önemli. Mitsov'u aslında Datome'nin savunmasını beklerdik 3 numara olarak ama evet, Kalinic savunuyor. Kostas Lukas. Dışarıdan Ando De Colo. Nikola Kalinic tepede. 3 sayılık atış kaçtı. Adam değişme savunması için mi Kalinic Mitsov eşleşmesi, ne dersin? Evet, bir de maç başı itibariyle Mitsov'un yarı sahadaki etkinliği çok daha fazla oluyor. Aha. Belki onunla ilgili ilk maçtan böyle sertliği vermek adına da olabilir. Yani topla yönlendiriciyi Kalinic'e verdi. Datome Skola eşleşmesi var. Biz hücumdayken tam tersi oluyor. Datome 3, Kalinic 4 oynuyor ama savunmada tam tersi. Savunmada Kiefer Sykes de Sulukas hiç sağına yollamıyor. Hep sol tarafına yönlendiriyor. Sykes. Dışarıda Luis Cola. Şimdi Michael Roll. Forvet'ten bir ikili oyun. Gigi Datome tepede. Pas Skola'ya. Skola yan Veseli araya girdi. Topu çaldık şimdi. Hızlı hücum fırsatı. Kostas Lukas. Nando De Colo'yu buldu. De Colo potaya gitti. Blok geldi. Caleb Tarchevski'den. Vladimir Mitsov. Luis Cola. Arkasında yan Veseli var. Skola faul düdüğü geldi. Ya bir pozisyon önce adam değişme savunmasında Skola'nın önüne geçti ve oradan çok iyi bir savunmayla hızlı hücumla bitirebilirdik. Ama bu atış gelmedi. Maç başı itibariyle böyle şeyler olabilir. Önemli olan savunmada düşmeyip hep Fenerbahçe'nin olan enerjiyi aldığı yerden vazgeçmemesi gerekiyor. Maç öncesinde Ettore Messina röportajında aşırı derecede sabırlı olmamız gerekiyor, doğru seçmemiz gerekiyor demişti. Şimdi Veseli, agresif bir baskı var ve topu çalıyoruz. Nikola Kalinic. Hızlı gitti Kalinic. Gigi Datome'ye. Datome. 3 sayılık isabet. Gigi Datome'den. Ya biz böyle savunma yapmaya devam ettikçe mutlaka ve mutlaka kolay sayı atışı bulacağız. Bizden 2 top çalma, onlardan 2 top kaybı. Ya Veseli'nin savunması inanılmaz. Yani o kadar aç ki şu anda basketbol oynamaya. Bunu mutlaka pozitif yönde kullanmamız lazım. Doğru dakikalarda bir de. Evet. Kiefer Sykes 3 sayılık atışı başarılı. 2 sayı uyarısı geldi. Onun sağ tarafını tamamen kapatınca orada solda çok net bir koridor oluyor. Uzunlarımız biraz daha Kiefer Sykes'e yaklaşabilir. Nando De Colo. Faul düdüğü geldi. Bu set hücumu da Fenerbahçe'nin bu sene en çok tercih ettiği hücumlardan biri. Bunda çok expert olduğumuz noktadayız. O yüzden kısalarımızın form düzeyi de çok belirleyici unsur oluyor. Bakalım bugün nasıl bir performans gelecek. Barcelona maçında Sulukas çok iyiydi ama Nando De Colo'yu işin içine katamadık. Bugün onun performansı da çok belirleyici olacak. Nikola Kalinic. Tepede Gigi Datome. Kalinic. Pası Nando De Colo'ya. De Colo. Dışarıya çıkar. Oo, çok güzel pas. Gigi Datome. Topsuz koşu. Kiefer Sykes bir an için onu unuttu ve basket geldi. Çizgide çok sabırlı kaldı. Vladimir Mitsov. Nikola Kalinic'in üstüne gitti. Mitsov atış. Caleb Tarchevski de orada. 2 sayı geldi. Kostas Lukas. Tepede Jan Veseli. Tekrar Lukas. Potaya gitti. Dışarıda Nikola Kalinic. Nando De Colo bomboş. 3 sayılık atışı. Nando De Colo. 3 sayılık basket De Colo'dan. Nando çok iyi başladı maça. Yani bu ikili oyunları hareketli oynadığımızda Milano'nun uzunları çok mobil uzunlar diye. Bizim kısalarımızı hareketli aldığında kısalarımız üstünde çok kalamıyor ve rotasyona pozisyon üretme şansımız çok daha fazla oluyor. Buna devam etmemiz gerekiyor. Tabii De Colo da böyle topa ihtiyaç duymadan sayı atabilirse o farklı bir yere çıkarır bizi. Aynen öyle. Kiefer Sykes.
Kostas Lukas karşısında. Caleb Tarchevski. Vladimir Mitsov, adam değiştik. Şimdi Kalinic orada Tarchevski ile. Veseli yine geriye gelmişti. Kiefer Sykes 3 sayılık atışını kullandı. İsabeti buldu. Sykes. Evet, topluyken sağ tarafını kapatıyoruz ama iki kez de bomboş şut verdik. Bomboş verdik. Orada yani şutörü seçtik. Rolün üzerine giderek Kiefer Sykes'e şut attırmayı istedik. O da soktu. Kostas Lukas. Dışarıya çıkardı Nikola Kalinic. Savunma faulü Caleb Tarchevski. Yan Veseli iyi pozisyon almıştı. Tarchevski'nin faulü. Nando De Colo. Çembere giderken yerde bir faul. Milano'nun üçüncü takım faulü bu. Nando'nun maç başı itibariyle çok sabırlı. Hücumda özellikle. Sergio Rodriguez ve Andrea Cinciarini oyuna giriyor. Kiefer Sykes ve Michael Roll kenarda. Luis Scola'yı kenara aldı. Aa evet. Mitsov'la 4 numara pozisyonda. Michael Roll değil, evet. Mitsov 4'e kaydı şimdi. Yani şu anda sahada o yaratıcı oyuncu noktasında sadece Sergio Rodriguez de var olacak. Mitsov'da, ve Michael Roll da var tabii. Mitsov, Cinciarini, Roll. Gigi Datome geriye çekilerek atışı başarılı değil. Yan Veseli topu çeldi ama ayağı kaydı Kostas Lukas'ın. Şans Milano'nun yanında. Sergio Rodriguez, Andrea Cinciarini iki oyun kurucu. Michael Roll topa yön verebilir. Vladimir Mitsov topa yön verebilir. Sergio Rodriguez. Caleb Tarchevski devrildi. Mitsov potaya gitti. Fake. Mitsov atışı başarılı. Ya Sergio Rodriguez özellikle maçta ilk dakikalarını çok rahat geçirmemesi gerekiyor. Son haftalarda ciddi bir düşüşü var. Brescia maçını oynamadı. Onu dinlendirdi koç. Bugün daha diri olarak sahada olacaktır. Dikkat etmemiz lazım. Kostas Lukas. Yan Veseli. Üçgeni kurduk orada da Tome'ye ama indirmedik pası. Lukas. Dışarıda Nikola Kalinic 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound Gigi Datome. Datome şimdi Yan Veseli'ye, tekrar tepede Nando De Colo. De Colo, Yan Veseli devrildi. De Colo potaya gitti, atışı başarılı. Yani ikili oyunlardan Tarchevski'nin üzerine oynadığımız her pozisyonda çok net opsiyonlar üretiyoruz. Bir de arada az önce bir Datome'ye sırtı dönük oyun yaptık. Evet, o hücum çeşitliliğine inşallah ulaşacağız. Tarchevski ikili oyunda bu kez biz delindik. Rodriguez de iyi başladı maça. 11-10 Milano'nun üstünlüğü var. Yani tepeden delmek çok önemli. Yine Datome sırtı dönük oyunu bulduk. İkinci kez ona organizasyon hazırlıyoruz. Gigi Datome, Kostas Lukas atışını kullandı, isabetli. İkinci kez sırtı dönük oyun, ikincisinde de basket geldi. Sulukas'ın da ilk sayıları. İşte bu aslına bakarsan Sulukas'ın oyuncu profiliyle çok örtüşüyor. Attırdıktan sonra, güveni kazandıktan sonra kendi çembere bakıp daha çok fark üretiyor. Sergio Rodriguez, Andrea Cinciarini'ye ayağı kaydı Nikola Kalin için. Cinciarini basketi buldu. Kostas Lukas. Faul düdüğü geldi. Dört takım faulü doldu Armani Milano'nun. Ve televizyon molası. Basketbolun yıldızları şimdi sizin yıldız olduğunuz yerde. Turkish Airlines EuroLeague global sponsoru Denizbank. Hayat 13-12 Milano'nun üstünlüğü var. Televizyon molasına
yaklaşık 6,5 dakika sonra gidildi. Hakan ne dersin? Evet, maç başı itibariyle savunmaların biraz daha ön planda olduğunu söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe çok fazla rotasyona başvurmadı. O A planını oturtmak için takımın ana karakterlerini maça ritimle başlatmak adına böyle bir strateji de sağladı. Diğer taraftan Milano biraz daha rotasyon kullanmaya çalışıyor ki maçın sonunda daha dar bir rotasyon olduğu için en azından orada onların ana karakterlerini biraz daha diri şekilde maçın sonuna saklamak adına onlar da bu şekilde maç başlangıcı yaşadılar. Kostas Lukas, Nando De Colo, Gigi Datome, Nikola Kalinic, Jan Veseli. Maça başladığı 5'le devam ediyor Jelko Obradovic. Onlarda Sergio Rodriguez, Andrea Cincarini, Nemanja Nedović, Vladimir Mitsov ve Arturas Gudaitis. Mitsov haricinde herkes değişti orada da. Nikola Kalinic yine sırtı dönük oyun üzerinden yarattı. Üçüncü kez. Maçın başında ilk çeyrekte üçüncü kez sırtı dönük oyun organizasyonu. Ve üçüncü defa da bundan skor üretiyoruz. Sergio Rodriguez. Araya vurdu Rodriguez. Yukarıdan rebound, bıraktı rebound, atış kaçtı. Yani. Rebound'u Nando De Colo aldı. De Colo hemen ortaya girdi. Jan Veseli koşuyor. De Colo. Veseli dışarıya. Şimdi Nikola Kalinic potaya gitti. Çok güzel bir adımla geçti. Evet şu anda çok Nikola net şekilde. Nikola Kalinic. 5 oyuncumuz da çok ritimde şu anda. Yaklaşık 40 saniye sonra bir daha molu aldı Ettore Messina. Yeni Eden Shoulders, içeriğindeki Hindistan cevizi yağıyla saç ve saç derisini derinlemesine nemlendirir. Kışın artan kuruluk ve kepekle savaşır. You bring the ball, we pin down Fornedo, okay? And then we have Vlado here back on the pick and roll and Chachas in the corner, okay? ...16-13 üstünlüğümüz var. Neden bu kadar kısa süre içinde mola aldı Messina sence Hakan? Yani 5 tane Fenerbahçeli oyuncunun sahada ritimde olduğunu biraz gözlemledi açıkçası. Fenerbahçeli bugün reboundlar çok çok önemli. Bütün sezon genelinde çok önemli. Ama hem uzunlarımız Milano'nun uzunlarına göre çok daha mobil, hem de kısalarımız çok daha diri sahada. Yarı saha basketbolun yanı sıra o hızlı hücumları da çok iyi oynayabilen kısalarımız var. O yüzden reboundları aldığımızda, iyi de savunma yaptığımızda bir anda karşı çemberde skorla bitirebiliyoruz. Nemanja Nedović. Şimdi Arturas Gudaitis. Müdahale. Top kaybı Gudaitis'ten. Savunmada üçüncü çok konsantreyiz. Top kaybı Milano'nun. Evet, savunmada inanılmaz konsantreyiz maç başı itibariyle. Kostas Lukas. Nikola Kalinic yine sırtı dönük oyun. Gigi Datome'ye. Datome geriye çekilerek atışı. İsabetli değil. Yine doğru pozisyon oynadık. Veseli de, yani sağlıklı bir Veseli gerçekten çok fark yaratıyor. Her rebound pozisyonunda, hücum bandında alamasa bile değiyor topa. Şimdi ilk kez yardım getirdiler belki de sırtı dönük oyundan. O yüzden belki o pas trafiğinin başlamasını bir sonraki pozisyonda bekleyebiliriz. Ne dersin? Kesinlikle. Yani biraz iyi hissetti orada. Skoru bulacağını hissetti. Cici atmadı pası. Nedović. Jan Veseli müdahale etti. Nedović köşeyi gördü. Sergio Rodriguez üç sayılık atışı başarılı değil. Gigi Datome reboundu aldı. Şimdi Kostas Lukas yarı sahayı hızlı geçti. Jan Veseli erken pozisyon aldı. Yine sırtı dönük bir oyun. Veseli boşaltın dedi. Birebir oynayacağım. Veseli dışarıya çıkardı. Gigi Datome. Şimdi potaya gitti. Datome. Basket bir de foul. Gigi Datome. İnanılmaz bitirdi. Yine sırtı dönük oyun üzerinden bir organizasyon. Bu sefer Datome yüzü dönük bir şekilde bitirdi.
Yani Milano bizim sahada 4 kısa olmamızdan dolayı o stratejiyle sahada var olmaya çalıştı. Ama bu işe yaramıyor Fenerbahçe'de. Hemen de onundan geri adım atarak şu anda Scola ve Tarçetski'ye geri dönüş yaptı. Yalnız Hakan, şunu da söylemek gerekiyor herhalde. Yani Fenerbahçe Beko için hani topun sürekli Slukas ve Nando De Colo'nun elinde kalıp onların yaratıcılığına kalmak biraz tahmin edilebilir kılıyordu takımı. Kesinlikle öyle. Monotonlaşıyor. Şimdi sırtı dönük oyunlar çok büyük bir fark yarattı hücumda. Aynen öyle. Hem sırtı dönük oyunları Karinic'le, Cici'le ve Veseli'yle oynadık. Farklı isimlerle farklı çözümler ürettik. Bu da çok değerliydi. Andrea Cinciarini. Nedović potaya gitti. Turnikesi başarılı. Kostas Lukas. Nikola Kalinic tepeye geldi. Nando De Colo oradaydı. Nikola Kalinic çok güzel bir topsuz koşu. Lukas işte iyi. Çok güzel bir hücum bu. Bomboşta şut geldi. İnanılmaz. Nikola Kalinic'den işte Fenerbahçe Beko hücumu bu. İşte Obradovic'in takımı bu. Belki de bu sezon en iyi çeyreklerden birini oynuyoruz. Sergio Rodriguez. Nikola Kalinic araya girdi. Sportmenlik dışı. Fenerbahçe Beko hücum çeşitliliğini bulunca bambaşka bir takım haline bürünüyor. Ya inan tabela umurumda değil abi. Bakmıyoruz o gerçekten. O kadar güzel oynuyoruz ki çok şu anda. Çok keyif veriyoruz. Nikola Kalinic serbest atış çizgisinde Skola'nın itirazları vardı ama son adam ve topla alakası olmayan bir faul. Nikola Kalinic 2'de 2 yaptı. 7 sayı 3 asist Kalinic. Ya takım halinde yapılan 7 asistin 3'ü Kalinic'ten geldi. 2 top çalmayı sayacak mıyız? Tabii ki sayacağız. 7 sayı, 3 asist, 2 top çalma. 12 verimlilik şu anda Nikola Kalinic'den. Gigi Datome'de 8 sayı, 3 rebound, 1 asist. Yani 3-4 numaralardan bu katkı gelince herkes üretiyor. Yine sırtı dönük oyun. Gigi Datome dışarıya çıkardı. Yine Kalinic tepede. İsabet yok. Devam. Doğru yaptığımız şeyleri devam edeceğiz. Sergio Rodriguez. Ya Barcelona maçında maç boyunca 40 dakikada sadece 2 kez sırtı dönük oyun oynamıştık. Şimdi ilk çeyrekte 6 ya da 7 oldu. Emanja Nedović. Faul dedi. Çok iyi, akıllıca bir faul. Sadece 2 takım faulimiz vardı. 3. yapmış olduk. Bir faul hakkımızı daha kullanabiliriz. Yani bu faul hakkımızı sert savunma yaparken eğer hakemler çalarsa kullanmalıyız. Malcolm Thomas tepede. De Colo sıkıştırma geldi. Luis Cola şut fake'i. Şimdi Sergio Rodriguez 5 saniye. Rodriguez Gigi Datome faul yaptı. Birebir de geçileceğini hissetti. 4 saniye kala Datome. Ya şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Savunmada rakibi yıpratan bir Fenerbahçe var. Hücumda da kendi basketbolunu dikte eden Fenerbahçe var ilk çeyrek itibariyle. Caleb Tarçevski. Sergio Rodriguez. Ortaya vurdu. Kalinic topu çaldı. Düşmüştü Slukas. Onu atmak istedi, olmadı. Slukas düştü. Son top olacak. İlk çeyrekte. Nemanja Nedović. Karşısında Gigi Datome. 5 saniye. Nedović. Datome onun sağını kapattı. Malcolm Thomas arkadaydı. Sergio Rodriguez. 1 saniye kala. Nedović. Süre doldu. İlk çeyrek sona eriyor. 24-15 öndeyiz ilk periyot sonunda. İkinci çeyrekte yeniden birlikte olacağız. Oh,
basketbolda birçok farklı performans sayı getirebilir. Mesela 0'dan 100'e saniyeler içinde çıkılan bir hızlı hücum ya da upuzun yolları kusursuz bir şekilde aşarak hedefine ulaşan bir üçlük. Opet, sayıya giden tüm performansların yanında. Hiçbir şeyin seni durdurmasına izin verme. Kaşıntı, yağ ve kepeğin bile. Beklenenin ötesine geç. Head and Shoulders. Çıtır çıtır sıcacık ekmek arası lezzetlerini yenilere eklendi. Adı üstünde lezzetiyle bol malzemeli, mis gibi üç peynirli, nefis mi nefis ton balıklı ve enfes passo. Gel aldı hepsi 9.99'a. Aynı savunmayla devam etmemiz lazım. Penetre, herkes kapatacak. Close out'lara, hareketli savunmaya deli gibi koşmayın. Kontrollü gidin. İlk rebound sonrasında tempoyu artırın. Bu hareketli savunmadan bahsetti Jelikov Radović. Deli gibi koşmayın. Bu ne demek Hakan? Yani orada risk alacağımız pozisyonları seçmemiz gerekiyor. Toplu oyuncuya yapılacak baskı çok önemli. Ama close out dediğimiz üstüne koşan oyuncuya orada çok risk almamak lazım. Çünkü delici oyuncuları ve yarı saha basketbolunu bilen kaliteli basketbolcuya sahip bir takım Milan'a. Biraz bundan bahsetti Koç Obradović. Kostas Lukas oyun kurucu pozisyonunda, Nando De Colo ve Gigi Datome'yi forvetler, Nikola Kalinic ve Malcolm Thomas pot altında. Nikola Kalinic dışarıya çıkardı. Kostas Lukas birebir oynayacak. Karşısında Luis Scola var. Tepeyi aldı. Takım yerleşti. Scola karşısında. Kostas Lukas kaçırdı. Onlar da Sergio Rodriguez oyun kurucu pozisyonunda. Forvetlerde Nemanja Nedović ve Michael Roll var. Pot altında Luis Scola ve Caleb Tarczewski. Kalinic reboundu aldı. Bu reboundlar çok değerli. Kostas Lukas. Dışarıya çıkarmak istedi. Durdurabiliriz. Kötü bir pas ayağına. Luis Scola şimdi potaya kadar saplandı. Atış başarılı değil. Rebound Nikola Kalinic'te. Kostas Lukas. Gigi Datome. Şimdi Malcolm Thomas. Tekrar Kostas Lukas. Faul düdüğü. Yine bir sırtı dönük oyun organizasyonu. Bu kez faul ile durdurulduk. Evet, orada Malcolm Thomas'la adam değişmesi olması yapınca hemen oradaki ters eşleşmeyi bulmaya çalıştı Lukas. İkinci periyot başında Lukas'ın elinde top biraz fazla kaldı. Biraz yorgunluktan da dolayı. Şimdi Westerman değişikliği geldi. Westerman'ın katkısı çok önemli ki Lukas'ı maç sonuna çok diri bir şekilde taşımamız gerekiyor. Daha ikinci periyodun başındayız. Oyuna giren 7. oyuncumuz sadece Leo Westerman. Nando De Colo. Malcolm Thomas perde. De Colo dribbling üstü. Atış kaçtı. Hücum reboundu Malcolm Thomas'tan. Yine Tarçeski. Leo Westerman. Üzerine oynanan bir ikili oyun. Nando De Colo potaya gitti. De Colo 3 saniye. 2 saniye. Nando De Colo. Atış kaçtı. Yani hücum süresi doluyor. Top çembere değmedi. Bu adam değişme savunmasında şutla çözüm bulmaya çalıştığımıza çok artımıza olmadı. O yüzden biraz daha delici bir strateji izlememiz lazım. Çembere gitmemiz lazım. Diğer taraftan Milano pozisyon sayısını düşürmeye çalışıyor. Özellikle hücum ribantlarına katılmıyor. Geriye koşmaya çalışıyor. Çünkü yarı saha basketbolu onların güçlü olduğu yer. Biz ise o ribantları alarak tempoyu arttırmaya çalışıyoruz. Bu da çok pozitif yönde oldu ilk çeyrek itibariyle. Bunu da bırakmamamız lazım. Sergio Rodriguez. Michael Roll. Karşısında James Nunnally var. Nando De Colo yerine oyuna girdi James Nunnally. Luis Scola. Arkasında Nikola Kalinic. Scola. Oh. Basket bir de faul. Luis Scola. Şu
şu anda. Scola 4 numara pozisyonda fiziksel olarak bir üstünlüğü var. Onu kullanmayı başardılar. Ya aslında Kalinic'e karşı maçı başından beri var bu üstünlük ama ilk kez kullanabildiler. Yani topun üzerinde öyle bir baskı var ki kafalarını kaldıramadıkları için pozisyonu da çok seçemediler. Rebound Malcolm Thomas. Leo Westerman. Gigi Datome. Westerman, Sergio Rodriguez eşleşmesi. Nikola Kalinic tepede. Caleb Tarchevski onun karşısında. Kalinic birebir oynadı. Yine topu çembere atamadık 24 saniyede. Sergio Rodriguez. Rodriguez dışarıya. Michael Roll. Dribbling üstü orta mesafe. Kaçtı. Rebound bravo. James Donnelly. Leo Westerman. Nikola Kalinic'in perdesi. Westerman. Pas Malcolm Thomas'a. Thomas fake. Blok geldi Caleb Tarchevski'den. Küçük kaldı orada Malcolm Thomas. Sergio Rodriguez. Şimdi Luis Scola. Caleb Tarchevski'ye. Nanali'yi orada aktif eller. Top Milano'da. Oyuna girdikten sonra Nanali'nin savunmada etkinliği çok önemli katkı sağlıyor. Şu anda Veseli ve Malcolm Thomas da sahadayız. Orada fiziksel üstünlüğü Milano'nun eline alınca, daha doğrusu bunu kullanmaya başlayınca biz de iki uzun oyuncuyla pot altını korumaya çalışacağız. Luis Scola tepede, Kiefer Sykes. Leo Westerman karşısında. Sykes atış kaçtı, reboundu Malcolm Thomas aldı. Öyle istemeden de olsa Westerman bir faul çıkabilirdi. Leo Westerman tepede, Jan Veseli. Şimdi Nikola Kalinic. Çembere gitti Kalinic. Sırtını aldı Vladimir Mitsov'u. Mitsov'dan iyi savunma geldi. Kalinic kaybetti. Üçüncü kez bu periyotta topu çembere atamadık Hakan. Evet, yani bu periyotta özellikle rotasyon başladıktan sonra, Westerman oyuna girdikten sonra yarı saha hücumunda doğru pozisyonları seçemedik. Sergei Rodriguez oyundayken onu sırtı dönük oynamaya çalıştı Westerman. Kiefer Sykes girdi. Daha kısa bir oyuncu. Aslında eğer bir sırtı dönük oyun üreteceksek onun üzerinden oynaması daha mantıklı. Ve Sulukas şu anda oyunda çift oyun kurucuyla sahadayız. Kenardan topu oyuna sokuyor Milano. Caleb Tarchevski. Kiefer Sykes. El üstü atışı başarılı değil. Rebound'u Jan Veseli aldı. Kostas Lukas. Leo Westerman'dan Slukas'a. Tekrar Westerman. Slukas. Oh. Pot altına indirdi. Ekstra pas Malcolm Thomas'tan. James Donnelly atışı kaçırdı. Ya o kadar boşalttı ki bazı oyuncular bu kadar boş dağıtmakta sıkıntı yaşarlar. Pabiliga oyunda. Biliga. Araya bravo. Girdi James Donnelly. Yine aktif eller işe yaradı. Topu çaldı James Donnelly ile. Donnelly asisti yaptı. Jan Veseli bitirdi. Ya bu smaçları gerçekten çok özledik Veseli. Yani sağlıklı bir Veseli sahada duruşu bile çok büyük. Rakibe gözdağı veriyor. Vladimir Mitsov. Paul Biliga dışarıya. Michael Roll atışı isabetli. Evet, iki pozisyonda Obradovic'in ilk periyot sonunda söylediği gibi üstüne koşan oyunculara atak ederek sayı buldu Milano. Biraz daha bunları seçmemiz lazım. Yani Biliga ise onun üzerine çok koşmamamız lazım. Kostas Lukas. Slukas dışarıya çıkardı. Leo Westerman 3 sayılık atışı isabetli. Kostas Slukas asist. Çok çok Leo Westerman üçlük. Evet, farkı da 10 sayıya çıkardık bir anda.
Ya bu bölümde Sulukas önündeyken onun elinde top biraz fazla kalıyor. Vladimir Mitsov. Şimdi Michael Roll. Roll köşede. Esterman atladı. Kiefer Sykes düştü. Caleb Tarchevski 2 saniye kala. Faul düdüğü. Belki her pozisyon doğru savunmayı oynamıyoruz ama 5 oyuncu gerçekten %100 onuyla sahada bugün. Televizyon molası. Opet Ultra Force ilk depodan itibaren korozyona karşı koruma sağlar, aracınızın ömrünü uzatır. Hiçbir şeyin seni durdurmasına izin verme. Kalıpları kır, beklenenin ötesine geç. Head and Shoulders. Şehirde ikinci çeyrekteyiz. Fenerbahçe Beko 29, Armani Milano 19. Bu arada bir gelen haber var. Kandilli Rasathanesi'nin resmi bilgilerine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Elazığ başta olmak üzere depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Bu bilgiyi de maç içinde verelim. Umarız güzel bir şekilde herhangi bir ciddi problem olmadan bu konuda atlatılabilir. 29-19 üstünlüğümüz var. Hakan. Evet, ilk periyotta hem hücumda hem savunmada kendi basketbolunu dikte eden bir Fenerbahçe vardı. Rotasyonlar başladıktan sonra bir miktar ondan geri adım attık. Ama yine o noktada savunmadan gücü alıp hücumda da doğru pozisyonları seçerek atan Fenerbahçe var. Doğru yaptığımız şeylere yüzdemiz düşse bile onları yapmaya devam ediyoruz. Önemli olan nokta bu ve oyuncular da şu anda sahada keyif aldıklarını çok net bir şekilde hissettiriyorlar. Yani şu ana kadar 5 top çaldığımız var, bu çok önemli bir istatistik. Caleb Tarchevski serbest atış çizgisinde. ...29-20. Leo Westerman. Kostas Lukas tepede. Amadeo Della Valle karşısında. Lukas. Lukas tripping üstü. Oh. Atışı başarılı Kostas Lukas. Yani zor atışı sayı yapmayı başardı Lukas. Ama orada Fenerbahçe'nin yarı sahasında setlerin nasıl oynadığı çok önemliydi. Orada bir an bir kafa karışıklığı o set hücum temposunu aşağı çekti. Ama yine de doğru atışı bulmasak da doğru oyuncuyla bulduk diyelim. Kiefer Sykes. Hareketli perdeleme Paul Biliga. Şimdi bizde Kostas Lukas, Leo Westerman, James Donnelly, Gigi Datome, Jan Veseli beşi sahada. Onlar da Kiefer Sykes, Amadeo Della Valle, Vladimir Mitsov, Paul Biliga ve Artur Ascudaitis beşi oyunda. Ya onlar sahada çok birlikte vakit geçirmeyen bir beşle sahadalar. Evet. Bu periyoda eğer iyi değerlendirebilirsek ikinci yarıya önemli bir avantajla girebiliriz. Kostas Lukas. Perde Jan Veseli'den. Lukas dışarıya, Gigi Datome. Datome şut yarattı kendine. Atışı geldi. Başarılı. Gigi Datome'nin basketi. 14 sayı fark. Faul dedi.
Paul Biniga. Vladimir Mitsov. Araya girdi Kostas Lukas. Topu çaldı. Lukas. Tempoyu bulduk. Yan Veseli'yi tekrar Kostas Lukas. 3 sayılık atışı başarılı. Kostas Lukas. Bugün müthiş oynuyorsun Lukas. 3 sayılık basket. Fark 17 sayı. Ettore Messina. Mola. Artık bambaşka. Şimdi canlı iddia tuttur.com'da. Tuttur.com iddia oyunlarının yasal adresi. Lukas 7 sayı 1 asist şu anda ama oyunu çok iyi yönlendiriyor. Evet, tempoyu ayarlıyor. Sağdaki etkinliği çok daha fazla. Yani bugün Fenerbahçe'de sahaya adım atan bütün oyuncular gerçekten çok büyük iş yaptı. Yani Malcolm Thomas bile 7 dakikada 1 asist 3 ribaund aldı. Ribaundlar çok değerli bugün. Onun bile katkısı çok değerliydi. Diğer taraftan o bahsetmiştik. Kiefer Sykes ve Delavelle ile sahadaydı. O arayı da yani Milano'nun ana karakterlerinin sahada olmadığı dönemde çok iyi atlatıp 17 sayılık farkı yakaladık. Michael Roll. Atış kaçtı. Rebound mücadelesi Arturas Gudaitis. İki kişi arasından hücum reboundunu aldı. Biraz şans da var diyelim. Kostas Lukas. İki kişi üzerinde top kaybı. Yani maçın başından itibaren hep 5 numara pozisyondan 2 numara ikili oyunları oynuyoruz ve her seferinde de çok önemli pozisyonlar ürettik. Kiefer Sykes potaya gitti, atış kaçtı, rebound mücadelesinde Sergio Rodriguez atışı Bravo. İsabetli değil, Yan Veseli reboundu aldı. Kostas Lukas. Nikola Kalinic sırtı dönük oynuyor. Kalinic arkasında Sergio Rodriguez var. İkili sıkıştırma geldi. Kalinic pası veremedi. Amadeo Dellavalle şimdi Kiefer Sykes maçla bitiriyor. Mola geldi Jelko Obradovic'den. Hiçbir şeyin seni durdurmasına izin verme. Kaşıntı, yağ ve kepeğin gibi. Beklenenin ötesine geç. Head and Shoulders.
37-24. 13 sayılık üstünlüğümüz var. Jelko Obradovic hemen reaksiyon verdi Hakan. 17 sayıdan 13'e inince fark. Evet, 17 sayı olduğunda bir mola gelmiş Milano tarafından. Moladan 4 sıfırlık bir seriyle geldi Milano. Ama bunu bu seriyi kesmek adına bir molada Obradovic almış oldu. İlk periyotta 2 top kaybımız vardı. İkinci periyotta şu ana kadar 5 top kaybı yaptık. Bu buna bir ayar çekmemiz gerekiyor. Tabii ki rotasyonlar başladıktan sonra ilk periyot hiç rotasyon yapmadık. O ritimdeki oyuncular daha kolay bunun üstesinden gelebiliyorlar. Ama rotasyonlar başladıktan sonra bu top kayıpları gelecektir. Önemli olan savunmada geri adım atmamak. Yani şu anda takım faul hakkımız dolmuş durumda ama hiçbir şekilde sertlikten ödün vermiyoruz. Bu önemli bir konu. Baskıda topu çıkardık. Kostas Lukas. Amadeo Della Valle karşısında. Nando De Colo tekrar Lukas. Veseli devrildi. Oh. Lukas'tan Veseli'ye. Şimdi de devrilen oyuncuyla Hakan bulduk basketi. Hem öyle hem de geçen sene molalardan çok büyük fark yaratarak döndüğünü biliyoruz Fenerbahçe'nin. Bu sene onu çok konuşamıyorduk. Bu pozisyon biraz geçen sene hatırlattı. Sergio Rodriguez 3 sayılık isabet. Yani genel olarak bütün Milan'ın oyuncuları hep sol tarafına yönlendiriyoruz. Sağa gittiklerinde o zaman daha kolay pozisyon buluyorlar. Nikola Kalinic. Pot altına James Nunnally. Yine bir sırtı dönük oyun. Oradaki fizik avantajını kullandık. İşte Fenerbahçe'nin yarı sahadaki kalitesi. Oradaki çözümü hemen bulup uyguluyorlar. Michael Roll. Potaya gitti. De Colo'nun üstünden basketi buldu. Yine üstüne koşan oyuncuya atak ederek çözüm buldu Milano. James Nunnally. Çembere gitti. Blok geldi. Arturas Gudaitis'ten. 10.1 saniye. Armani'de iki tane takım faul hakkı bulunuyor. Bakalım bunu kullanmadan top potaya atabilecek miyiz derken mola geldi. Jelko Obradovic molayı aldı. 41-29. Hakan, hücumu farklı şekillerde kullanabilmek, hücum çeşitliliği Fenerbahçe için çok değerli diyoruz. Evet, 29 sayıda tuttuk belki ama bu hücumdan aldığımız ritim ne dersin? Çok çok değerli. Yani Fenerbahçe bütün bir takım. Yani savunmasıyla hücumunu ayırt edemeyeceğimiz takım. Koçu dinleyelim. Costa, Gigi, Kalinic with ball, Yusuf James, okay, this move, 4-4-1, corner, you go over here, main thing is over here, pick and pop out, watch, okay, okay, 10 seconds, more than enough to use the fake to shut the ball everything, okay, so one more time, hey, one more time, timing. Pick, go to corner, ask for the ball. You go to corner, over here. Pick, if, Veseli, if your player is inside, you make pick for Nando. Then he goes home. Evet, bir perde üzerinden köşeye gönderdiği oyuncu alan açacak. Sonrasında tepede bir pick and pop dediğimiz açılıp şut bulduğumuz bir organizasyon çizdi ama tabii iki faul hakkı daha var Milano'nun. Oh. Çok kötü. Çok kötü kullandık. Vladimir Mitsov, dışarıda Andrea Cinciarini bomboş üçlük buldu. Hücum reboundu esnasında bir faul. Yan Veseli faulü yaptı. Veseli'nin de üçüncü faulü oldu. Yani 10.1 saniye kala top bizdeyken Veseli'nin üçleyeceğini düşünür müydü? Kesinlikle düşünmez. Yani olabilecek en kötü senaryo oldu. Arturas Gudaitis ilk atışı başarılı.
Udaitis 2'de 2. Kostas Lukas 1 saniye. Dengeli de attı. Çok dengeli. Ah, isabet yok. Olympiakos maçında son saniyede ilk çeyreğin sonunda böyle bir isabeti vardı. Uzak mesafeden bugün olmadı. 41-31 çift tanedeyiz ama bir ara fark 17 sayıydı ilk yarıda. Hakan ne gördün? Yani hücumda ve savunmada çok fark yaratan Fenerbahçe basketbol.